çıkıldığını yani, geçmiş tamam olsun, artık yani. Canım. Mümkün değil. Kemal Doğulu'dan haber var. Çok enteresan bir haber bu ya. Bazen ben yani gerçekten bazı haberleri şaşkınlıkla okuyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Sosyal medyada hakaret dolu mesajlar aldığı için isyan ediyor Kemal Doğulu. Geçtiğimiz aylarda evinin merdivenlerinden düşerek yaralanmıştı hatırlarsanız. Uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. İyileştikten sonra da moda programına devam etmeye başladı. Üyeliği modada jüri olarak devam ediyor biliyorsun. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Kemal Doğulu bazı takipçilerine sert bir tepki gösterdi. Kendisini takip ettikleri halde küfür edenlere anlam veremediğini, hem beni takip ediyor hem de bu adamdan nefret ediyorum, inşallah ölür diyormuş. Allah'a havale ediyorum sizleri, benim için ne dilerseniz 10 misli başınıza gelsin inşallah diyor. Yani bir insan için inşallah ölür nasıl dersin ya? Bunu biliyorsun, Serdar Ortaç için evet, de söyledi. Evet, Serdar hastanede odasında gerçekten kendini çok kötü hissettiği zamanlarda sosyal medyasını çok aktif kullanmaya başladı. İlk defa zaten Serdar o... Ve nefret etti sonra çocuk. Evet, o vesileyle sosyal medyasını bu kadar aktif kullanmaya başladı. O hastalığı döneminde Serdar'a da ölsün diyorlardı. Böyle bir kitle ya, var, çok iyi. Ya o adamdan nefret etmen için birlikte bir şey yaşaman lazım. Yani sana bir yanlış olması lazım, sana bir zarar veren yönü olması lazım. Kızsan erkek arkadaşını ayartması lazım, erkeksen kız arkadaşını ayartması lazım. Yani hiç tanımadığın ve bilmediğin, sadece ekranda gördüğün ya da fotoğrafına baktığın biri için nasıl bu kadar kin ve nefret içinde olabilirsin? Hangi ruh halindesin? Hiç anlam veremiyorum ya. Serdar içinde oturup o akşam adam hasta yatağında, hastanede canıyla cebelleşirken... Ölürsün inşallah diye mesaj atmak evet, akıllara durgunluk verecek bir şey ya. Yani bir insan o noktalara nasıl gelebiliyor acaba, o da çok üzülmüş. Yani insan sosyal medyada bazen yazılanlara diyorsunuz ki aman ben takmıyorum, bir blokluyorum falan, ama herkes buna takıyor. Ve herkes o mesajların hepsini okuyor. O yüzden hani hadi kötü şeyler yazabilirsiniz ama ölsün noktası gerçekten Allah ister etsin sizi. Şimdi başka bir şeyden bahsedeceğim, buna benzer bir şey. Funda Subaşı diye bir kullanıcı var. Hı. Bu hanımefendi hesap açmış ama gönderisi sıfır. Hı hı. İki kişiyi takip ediyor. İki kişi onu takip ediyor. 207 kişi takip ediyor. Bize de akıl veriyor buradan, diyor ki dizi bittikten sonra zaten fragmanları yayınladılar ki diyor. Hadi ya. Ah be, espri anlayışınıza bayılıyorum sizin ya. Günaydın, bir yüzünüzü yıkasanız. Hani hatırlasak. Bir açılsaydınız. Ya adam zaten kendi televizyonuna, kendi dizisinin yayınlandığı televizyonuna fragmanı vermeden bize niye göndersin? İki lafın belini kıralıp hoşluk yapalım diyoruz. Anladın mı? Bunlar bu sosyal alemi mahvediyorlar evet, işte. Dün şöyle bir şey yaşandı. Daha buradayken hatırlarsanız dün söyledim. Asuman Dabak'tan bana mesaj geldi Twitter'dan diye. Hayatım şu linki açsana, çok tatlı falan filan bir şeyler yazıyordu. Tabii ki açmadım. Mesaja gönderdim sonrasında, acaba hacklenmiş olabilirsin diye, ki hacklenmiş. Dün de aynı şekilde Pınar Altuğ'dan bana mesaj geldi yine Twitter'dan. Hayatım telefonunu mesaj atar mısın yazmış. Aynısını bana yazdı. Şimdi bir link falan, buna alışık olduğumuz şeyler tabii. Kesin hacklendi diyoruz. Hiç zaten o linkleri açmıyoruz. Fakat direkt mesaj ve telefonu bana atar mısın diye bir şey gelince ben onun yine hacklendiğini tahmin ettim. Hemen mesaj attım ama cebine mesaj attım. Dedim ki çünkü ceplerimiz var birbirimizde. Aynen öyle. Pınar'a dedim ki Pınar'cığım böyle bir mesaj geldi senden. Ondan sonra hacklenmiş olabilirsin, bir baktır istersen, hayatım sorma, hacklendim çok fena falan. Hemen Ağustos ayında hacklemişler hesabı. O zamandan beri hiçbir şey yazmıyorlarmış. Ha. Dedi ki hortladılar mı acaba yeniden. Sonra dedi ki ya yazar mısın hesabında? Tabii aslında ki istedikleri... Beni eklemek. Tabii. Senin cep numaranı ulaşıp güvenliğini tabii kıracaklar sayfa üzerinden. Sonra da akıllarınca ama işte. Ama beni eklemek için o kadar çaba harcamayayım. Benimkinde hiçbir şey yok vallahi yani. Hani... Ya hackleyecek ya, gerçekten. Ne? Hani ne bir yapacak? Şey çıkartamazsın içinden falan. Ne mesaj açırım ki. Şöyle bir şey yapalım mı? Elif güvenlik olmak isteyen, tayyar olmak isteyen birileri varsa bir gün gelsinler, koltuğu verelim otursunlar. Aynen. Ya. Mesela benim sayfamda şey de yok mesela, ne Twitter ne sosyal medyadaki hiçbir sayfamda benim o yumurtaları falan almışlığım da yok. Hani böyle milyon takipçim falan da yok benim mesela. Biz hani onların milyon takipçisi var. Mesela milyon takipçisi olanlara bakın, Twitter'da çok gülüyorum, benim böyle bizim işimizi yapan sunucu arkadaşlar var, milyon takipçileri var. Bir şey yazıyor, iki kişi cevap veriyor, üç kişi de retweet yapıyor. Yani milyon tane takipçin olacak. Hani bir şehrin şeyi kadar, insanı kadar. Ve seni iki kişi
retweet yapacak. Yani bu kafalar pırıl pırıl ya. Yani. Ben Neslihan'ın paylaşımına taktım ya. 3 milyon olunca. Ben şu anda beni 9 bin kişi takip ediyor Instagram'da. 10 bin olduğumda bütün ekiple şey çekeceğim. 10 bin yapacağım ben sana. 10 bin. O güzel olmamış ya. Ya. İçin hani bir ekibi var. Neslihan ki, ben daha samimi Neslihan. Biraz...